peron birinci yola gelmek üzeredir. Sayın yolcularımıza hayırlı yolculuklar dileriz. Bekleyenlere de sevgiler sunuyoruz. Trenlerimizi bekliyoruz. AKP'nin iktidara gelişiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2004 yılında hazırlamış olduğu kamusal alanlardaki imar projeleriyle 2005 yılında Kan Emlak Fuarı'na başvuraraktan buraları bir nevi pazarlamaya girişti. Haydarpaşa için yapılmış proje ise şuydu, 7 tane 70 katlı gökdelenli ve dünya ticaret merkezi yapacak bir projeydi. Biz o planı iptal ettirmek için İstanbul genelinde vapur iskelerinde, tren garlarında yaklaşık 20 bin tane imza toplayaraktan koruma kurullarına başvurduk. Haydarpaşa gar ve geri sahası ve liman arazisi olmak üzere 1 milyon metrekarelik alanı kentsel ve tarihi sit alanı ilan ettirdik. Mücadele bununla da kalmadı tabii. O planı biz geri teptirdik ama bir sefer koruma amaçlı plan hazırlıyoruz diye hazırlamış oldukları planda o 70 katlı gökdelenlerin betonunu bir sefer yataya yayaraktan 3 milyon metreküp yataya yayaraktan yeni bir projeyle karşımıza geldiler. Biz yine buna itiraz ettik. Bu projeyi biraz daha genişlettiler. Kadıköy sahilini de içine kapsayan bir şeye çevirdiler, plana çevirdiler. Ardından biz liman için açmış olduğumuz davayı kazandık. Haydarpaşa için de kazanmak üzereydik çünkü bir kişi lehimize rapor vermişti. Planları geri çektiler belediye imar komisyonuna. Şu anda planlar imar komisyonunda bekliyor. Yani Haydarpaşa gar ve liman alanı için henüz daha ortada uygulanabilecek bir imar planı yok. Zaten böyle olmadığı için de geçici yapılaşma koşullarıyla Hazerfan şirketine iki tane araziyi kiraladılar hem Sirkeci'de hem Haydarpaşa'da. Haydarpaşa vapursuz kalmayacak! Haydarpaşa insansız kalmayacak! Haydarpaşa gardı gar kalacak! 2012 yılının 31 Ocağı'da en son tren buradan gittiği zaman ve 2013 yılının da 19 Haziran'ında banliyö trenlerine kapatıldı ve ondan sonra Haydarpaşa tamamen atıl bırakıldı. Haydarpaşa ve çevresinin arkasında bulunan 1 milyon metrekare kamusal arazi herkesin ağzını sulandırıyor. Yani benim söylediğim hep bir şey var. Siyasi iktidar zaten işte mesela Haydarpaşa liman alanına bakıyor, orayı arsa olarak görüyor. Haydarpaşa garın arkasına bakıyor, orayı arsa olarak, yani arsa, yani bir planlama yapılması, inşaatlar yapılması gereken bir yer olarak görüyor. Böyle bir şey yok. Haydarpaşa'yı gar olarak kullanmak zorundasınız. Avrupa'nın her yerinde garlar kentlerin merkezlerindedir. Haydarpaşa kent merkezinde olan bir gardır. Anadolu yakası için gerekli olan bir gardır, merkez gardır. Bütün trenlerin burada gare edilmesi, burada onarımlarının, bakımlarının yapılması, buradan sevk edilmesi, burada ağırlanması gerekiyor. Bu bir gerekliliktir yani. Buna inanmanın ötesinde olmazsa olmaz diyeyim. Demiryolu taşımacılığı için olmazsa olmaz bir şeydir. Ha, siz şimdi Haydarpaşa'yı kapattığınız zaman ne yaparsınız? İşte bugünkü gibi 3 tane hızlı tren çalıştırırsınız, 2 tane Adapazarı tren çalıştırırsınız. Marmaray açılmış olsa bile çoğu insan hala vapuru tercih ediyor. Hala vapur tercih edildiğine göre tren vapur bağlantısının olduğu tek gar olan Haydarpaşa'nın kapatılması saçma sapan bir şey oluyor yani. Yani sonuçta İnsanlar trenden inip, Haydarpaşa'da banyo treninden inip, vapura binip karşıda geçebiliyor. Zaten insanların istekleri şey bu. Eğer Marmaray tamamıyla her şeyi yetebilseydi zaten vapur seferde kalmazdı. Ama tren ve vapur kolektifinin olduğu tek gar olan Haydarpaşa mutlaka açılması gerekiyor o yüzden. Yol yapılıyor şu anda, köprü yapılıyor. Köprü yapıldıktan sonra Haydarpaşa'ya tekrar girmesinde bir sakınca yok. Haydarpaşa gardı, gar kalacak. Burada arkeolojik kazılar yapılıyor. Bir sürü arkeolojik kalıntılar çıktı. Arkeolojik kalıntıların üzerinde burada mermer taşlar var. Anadolu'dan gelen insanlarımızın ayak tozlarının hepsi bu mermerlerin üzerindeydi. Bizler yolcuları getirdikten sonra, tren boşaldıktan sonra onların ayak tozlarını, yüzlerini, sevgilerini, hüzünlerini hepsini burada hissederdik. İnsanların hafızasında Haydarpaşa'nın belli bir yeri var yani. Bütün Türkiye'deki %80 insan bu Haydarpaşa'dan vapurlarla karşıya geçmiştir. Ülkenin belliğinde yer alan bu Haydarpaşa garının mutlaka açılması lazım. Burası zaten bir müze yani. Trenler çalışırken de bir müzeydi. Çok eski yıllarda yapılmış bir gar binası. İnsanlar burada hem trenle seyahatlerini gerçekleştiriyor. Anadolu'dan gelen trenlerle buradan giden trenler bir sevgili gibi birbirlerini karşılıyorlar ve buluşuyorlardı. Ve insanlar da bu ayrılık ve birleşmelerde kendi mutluluklarının resmini çiziyordu. Bu gar sayesinde yani.
Haydarpaşa gardır gar kalacak diyoruz. Bundan geri adım atmayacağız. Son dönemde Haydarpaşa garı yağmalamak için yangını bahane ettiler. Olimpiyatları bahane ettiler. Şimdi de arkeolojik kazıları bahane gösteriyorlar. Eğer kültüre bu kadar duyarlı olsalar, olduklarını bilsek gerçekten de Haydarpaşa gar arkeolojik müze olsun deriz. Hasankeyf'i sular altında bırakanlar, ülkemizdeki birçok dereleri kurtanların Haydarpaşa garı arkeolojik park yapacağız demelerindeki samimiyete inanmıyoruz. Arkeolojik parkın arkasında Haydarpaşa garı otel yapma, buraya yine ticareti açma emelleri vardır. Bu emellerini Haydarpaşa'da suya dökeceğiz. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara.